Arkadaşlar, yeni bir gün ile yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün işe geldi. Dedim hemen onun videosunu çekmem lazım. Size de göstermem lazım. Çünkü dün söylemiştim. Bu saç dün geldiğinde işte bir sarı saç daha sipariş verdiğimi söylemiştim. Dedim siz de merak etmeyin diye. Dedim videosunu çekmem lazım bunun da dedim. Çünkü onu da bilmiyorum. İçinden ne çıkacak? Hani nasıl bir saç? Plastik mi? Gerçek gibi mi? Hiç bilmiyorum. Ucuzdu ama onu aldığım sanırım o aldığım. Ne kadar? 400 ya da 500 lira falan olması lazım. Böyle peruk değil. Niye takıldı ya? Böyle peruk değil. Normal çıt çıt saç. Bugün bu saçları taktım. Bunu artık kafamdan çıkartmam yalnız ha. Vallahi bunu artık kafamdan çıkartmam herhalde. Çok sevdim. Çok da alıştım. Buradan. Aynı bunun gibi yoğunluğu sanırım. Dokununca çünkü aynı bunun gibi geliyor şeyi. Yoğunluğu. Çok saç şey, bu saç çok şey ya. Gözüme çok giriyor. Şu kenarları çok az ya. Telefonu nereye koysak? Beraber açalım bakalım hele ne çıkacak içinden. Hiç bilmiyorum. Bir de benim saçımın rengine uyacak mı? Benim saçlarımın rengi şimdi şey... Benim saçımın rengi şöyle koyayım telefonu. Benim kendi saçlarımın rengi aslında boyatacağım ben saçlarımı, diplerimi boyatacağım ya. Uçlarını da birazcık daha açtıracağım. O yüzden yani rengi farklı olsa da olur. Kargoyu açmadan önce, videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatmamı yapayım. Şu an hala kanala abone olmayan varsa aranızda bu videoyu izlerken kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini muhakkak açıp videoya bir like atıp altına da bir yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Benim saçıma uymasa da olur ama yani saçımı boyatmama daha var, bir ay daha falan beklemem lazım saçımın boyası için. Çünkü dipten açıcı yapıyorlar ya benim saçlarıma, ben komple açtırıyorum saçlarımı. O yüzden hani normalde ayda bir gidip dip boyalarını yaptırıyorlar. 1,5 ayda ya da iki, en fazla 2 ayda bir yaptırıyorlar. Ben 3 aydan fazla bekletiyorum. Çünkü dipten komple açıldığı için kopuyor yoksa. Her ne kadar diplerini de sadece açsalar o açıcı, önceki açıcı olan sarı yerlere değiyor. Orada sonra kopmalar oluyor. Bir kere onu yaşadım. Beni düşünün bundan kaç sene öncesi? 4 sene olması lazım galiba. Aynen 4 sene ya 3 sene diyelim. Ama yeni yıla girdik 4 oldu diyelim. Yeni yıla girdik 4 oldu. 4 sene öncesine kadar şu peruğun boyutu var ya, aynı bunun boyutunda benim kendi saçlarım vardı. Aynı bunun boyutunda. Bir de sapsarıydı. Ben çünkü şey yapmıştım. Kendi saçımın rengiydi. Dedim ki ben bunu kıçıma kadar uzatacağım dedim bu saçı. Ondan sonra gideceğim. Komple platin sarı yaptıracağım saçlarımı dedim ama ilk uzatacağım dedim. Çünkü kısa saç sevmiyorum ben. Bilmiyorum ama sevemedim kısa saçı. Alışamadım. Orada ne asılıyor ya? Ha, masanın üstünde. Kedinin şeyi, iple oynatıyorum ya. Kırmızı kırmızı masadan ne asılıyor diyorum. Neyse. Platin yapacağım dedim. Gittim platine boyattım ama saçlarımı. Var ya bir görmeniz lazım. Aynı bu uzunlukta kendi saçım. Komple platin sarı, böyle beyaz gibi. Çok efsane bir renk yapmıştı saçıma. Çok eski şeyde videolarımda var zaten. YouTube'da yok ama TikTok videolarımda var. Çok eski, en aşağılarda var kendi saçım. Yine böyle perçem kullanıyor muydum? Yok, kullanmıyordum. Ortadan ayırıyordum saçlarımı. Perçem kullanmıyordum o zaman. Neyse, Bursa'da benim kuaförüm. Sürekli Bursa'ya gidiyorum ben kuaföre. Üşendim gitmeye. Tamam mı? Bursa'ya gitmeye üşendim. Dedim Rize'de şöyle çok eski kuaförlerden bir bakayım dedim. Çok eski kuaförler. Hani işin ehli olur diye düşündüm. Çok eski kuaför. Gidin bakayım dedim. Gittim. Dedim sarı olan yerlere dokunma. Sadece diplerini aç dedim hani. Tamam dedi. Abi açıcıyı sürdü. 10 dakika sonra falan kontrol ediyor. Tamam mı? Normalde ben mesela o kadar Bursa'da açtırıyorum saçımı. 1 saat, 2 saat saçımda duruyor o açıcı, kopmuyor. 10 dakika oldu işte, bir kontrol edeyim dedi. Saçımı bir kontrol etti. Dedi bu saç kopuyor. Nasıl kopuyor?
10 dakikada kopuyor dedi. Şuraya kadar açıcı sürdü. Şuraya kadar uzamıştı. Çünkü o zamanlar ben şey kullanıyordum. Dipleri koyu kullanıyordum. Komple açtırmıyordum. Diplerinden. Şuraya kadar gelmişti. Şuraya kadar, şuraya kadar falan boyalı işte. Kopuyor dedi. Nasıl kopuyor ya dedim. Hani hiç işlem görmemiş saça sürmüşsün çünkü o açıcıyı sen. Nasıl bir açıcı kullanıyorsun ki 10 dakika boyunca hani 10 dakikada kopmaya başlıyor saç. Bunu dedi yıkamam lazım dedi. İyi tamam yıka dedi. Gitti kafamı yıkadı. Aynaya bir baktım. Şu kadar saçım. Şu kadar. Benim bir ağlamam geldi kuaförde. Bir ağlamam geldi, bir ağlamam geldi dedim. Bu ne? Bu ne Allah aşkına bu ne dedim. Bir de açamamış saçımı. Gitti cila mila yaptı. İşte saçma sapan bir tarafı gri, bir tarafı sarı, bir tarafı çiğ sarı, bir tarafı platin sarı. Saçımın içinde 5 tane renk vardı. 5 renk. Abi dedi yok ki dedim ben bu saç dedim bu ne oğlum hani bu nasıl bir saç dedim. Saç olmamış ki bu dedim. Nasıl bir saç dedim. Oradan diyorlar çok güzel oldu çok güzel. Ay yüzüne çok yakışır. Hani vardır ya böyle kuaförlerde ya da bir mesela şeye mağazaya falan gittiğinde sen beğenmemişsin yakışmamış tamam mı? Ama gerçekten yakışmamış beğenmemişsin. Orada tamam sussun diye çok yakışmış çok yakışmış. Çünkü bunlar da aynı öyle. Çok güzel oldu rengine bayıldım. Orada çalışanların hepsi tek tek söylüyor. Rengine bayıldım bilmem ne. Ya dedim sizin karşınızda çocuk mu var dedim. Hani sizin böyle bir gaza vermenizle ben beğeneceğim mi bu saçı? Beğenmedim ki dedim. Ben ilk Bursa'ya gittiğimde ilk işim bu saçı bozmak diyeceğim yani. Bu nasıl bir renk? E dedi bir şey o cila akacak dedi. Renkler eşitlenecek dedi. Bir hafta sonra tekrar geldi. Dedim bir hafta sonra gelir miyim ben buraya? Bir daha dedim adımımı atmam ben buraya ya. Değil saç. Kaşımı aldırmaya gelmem buraya. Neyse ki öyle bir derdim kendim yapıyorum onları da. Kuaför derdim yok onlardan. Nasıl sinirlendim ondan sonra işte daha bir dip boyasından nelere geldik? Hangi konulara geldik? Ama o kadın yüzünden işte o saçımı mahveden kadın yüzünden o yüzden diyorum kadın kuaförleri cidden bak kadın kuaförleri ben bu zamana kadar hiç beğenmemişimdir. Benim kuaförüm erkek mis gibi de yapıyor saçlarımı vallahi. İstediğim her şeyi yapıyor. İstediğim gibi yapıyor. Hiç de zarar görmüyor da saçım. O kadının işte o mahvettiği saç hala şimdi tamam uzuyor saç ama sürekli açıcı sürdüğüm için düzleştirdiğim vesaire bunlar için kopuyor yani hızlı uzamıyor. O yüzden dedim çıt çıt bir de kaynak kullandım ya ben 3 seneye yakın kaynak kullandım. Çok döküldü saçlarım kaynakta. 3 sene kullanmışım gene iyi var saçım da. Dedim ben bu kaynağı artık kullanmayayım. O da bir şeyden oldu. Gene kullanırdım ben. Evde bir sürü kaynağım var. Şeyden sebep. Bir gün böyle saçımı tarıyorum. Kaynak var saçımda. Saçlarımı tarıyorum. Duş aldım. Taradım böyle. Baktım kaynak geldi elime. Ucuna bir baktım. Hadi kaynak kaymamış saçımdan. Derimden kopmuş saç. Bir baktım. Derimden kopan saçlar ucunda. Ananı satayım dedim. Ben daha dedim bu kaynağı asla bir sene taktırmayacağım dedim. O yüzden bu çok sarı. Bir yandan poşeti açtım da şirin bayağı bir sarı bu. Bayağı. Bunu nasıl takacağım hakkında da hiç bilgim yok biliyor musunuz? Ama çok uzun. Kaç metre? Bu nasıl 7 santim lan? Bu işte bir plastik var ama bu çok uzun bu saç. Kaç? Bu 70 santim diye aldım ben bunu da. Ha bu şey aynı peruğun şey gibi. Perukla aynı. Dur bir çıkarayım bakalım da çıt çıt bu. Rahat ederim dedim ya. Kaynakla maynakla mı uğraşacağım? Aman. Ne uğraşacağım kaynakla? Yazmıyor santim. Aynen şey nedir? Kullan
işte dışarı çıktığım zaman ya da ne bileyim yayında falan kullanırım bunu. Şimdi bunu nasıl kullanacağımı da hiç bilmiyorum, biliyor musunuz? İnan ki hiç kullanmadım ben çünkü bunu. Hiç kullanmadım, hiç de bilmiyorum. Bunu sanırım şu şekil, buradan takıp arkaya takıyorlar. Bu şekil taksam mesela ya da bunu biraz daha alttan taksam nereye kadar gelir? Bir bakalım. Hemen hemen şey kaynak boyunda ama bunun uçları şey kıvırcık ya, kaynaktan daha uzun da olabilir. Her renk yakışıyor bana. Pembe de çok yakıştı. Sarı da yakışıyor da. Sarı daha çok yakışıyor ama. Pembe biraz daha böyle şey ponçik gösterdi. Bunu kullanacağım. Dışarı çıktığımda kullanacağım bunu. Ama ilk pembeyi kullanacağım dışarı çıktığımda. İnsanların o tepkilerini, bakışlarını merak ediyorum çünkü. Ben severim böyle dışarı çıktığım zaman dikkat çekmeyi. Nasıl diyeyim? Kadın olsun, erkek olsun fark etmez. Çocuk olsun fark etmez. Böyle dışarı çıktığım zaman böyle bütün gözler üstümde olunca benim ego bir kasılıyor böyle. Ego demeyeyim de ona. Özgüven diyelim. Hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Bunları da böyle yan tarafa takıyoruz galiba. Böyle yan tarafa çıt çıt şeklinde takacaksın. Ama benim merak ettiğim kısım bu çıt çıtı takınca saçtan nasıl kaymıyor? Nasıl kullanıyorlar? Kayar ya. Ben tel topa takınca kafama kayıyor saçımdan. Benim saçlarım çok yumuşak çünkü. İnce telli. Bir de aşırı yumuşak benim saçlarım. Bilmiyorum nasıl kaymıyor. Aynen kaynağım boyunda. Dur. Boyunu merak ettim şimdi. Yok. Kaynaktan uzun. Şeyden uzun. Pembeden uzun. Dökülüyor da. İyi. Kullanırız bunları. Bir bakalım. Güzel güzel. Şu arada falan kendi saçım vardı. Benziyor gerçi rengi ya. Şurada kendi saçlarım vardı. Ara çıkıyorlar. Ha. Ha, bir şey diyeyim mi? Yemin ederim şıp demiş burnundan düştü. Aynısı. Vallahi aynısı. İyi iyi güzel. Moralim bozulmadı. Vallahi şu kaynaklardan kurtulduğuma o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki. Bunlar varken ben niye kaynak kullanıyorum? İşte bunlar da şey, kaynağın şöyle yanı var işte. Ya bunları taktığında rahat olmuyorsun. Düşecek, ha düştü, ha düşecek. Acaba düştü mü, düşer mi? Kaynak da öyle değil. Kafana yapıştırıyorlar onu. İyi, güzel güzel ama. Bunları artık... Bir sarı, bir pembe takılırız videolarda. Bir de mavi almam yok muymuş ya, o tür saçları kullanmam da. Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi he. 400-500 liraya bence çok iyi bu. Bir de bunlar bilmiyorum çok aşırı yumuşak. Bak benim saçım da aynı. Çok yumuşak bunlar. Niye bilmiyorum. Yeni, daha yeni diye mi acaba? Çok yumuşaklar ama. Buram buram plastik kokuyor. Evet. Çok kaşınıyor dudağım bak. Saçlarım dudağıma geliyor ya. Yapışıyor, bir de şey var. Gloss var dudağımda. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Şimdi videomuzun da sonuna geldik. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hepinizi kocaman 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 seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Hala aranızda kanala abone olmayan varsa kanala abone olup kanal bildirim seslerini açmayı sakın 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 unutmayın. Hadi bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.